Değerli dostlar, herkese tekrar merhabalar, hayırlı sabahlar dileyerekten başlıyorum. Umarım güzel bir gün sizlerle olur değerli dostlar. Ekranımızda yine standart yasal uyarımız, kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir. Kimsenin alımına, satımına karışmıyoruz değerli dostlar. Teknik önemli destekler, dirençler varsa formasyonlar sunulmakta olup %100 geçerliliği iddia edilmemektedir değerli dostlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi, beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmeyelim. Hisse, MTF, Forex, kripto para analiz destekleri için katılı farklı kategorilerden aktif eden arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımız var, onlara da hoş geldin diyoruz. 7/24 kripto para alımı için Binance borsasına ömür boyu %10 komisyon indirimiyle üye olmak için videonun altındaki referans kimliğimize, bakınız yorum ve açıklama kısmındaki referans kimliğimize tıklayarak değerli dostlar buradan kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. E-posta ya da mobil aracılığıyla kaydınızı gerçekleştirip Papara hesabı da yükleyerek açarak buradan 2 dakika içerisinde hesabınıza para yatırıp para çekebilirsiniz değerli dostlar. %10 komisyon indirimine hak kazanarak 7/24 işlemlerinizi yapabilirsiniz. Değerli dostlar, Sasa hissesiyle devam ediyoruz. Şimdi Sasa'da şöyle baktığımız zaman bir artık rölanti dönemi yaşamakta. Bu sert yükseliş sonrası arkadaşlar gelen bir geri çekilme ve buradan tekrar yukarıya verdiler. Bakın tekrar aşağı gevşettiler. Yani burada şu görüntü oluşabilir değerli dostlar. Bakın şu tarz bir görüntüye doğru gidebiliriz. Yani şöyle bakın ki burada aşağı kırdığını görüyoruz. Bizim yine pozitif senaryo için bakın şuradaki sıkışmanın denge olan nokta kaç, hemen bakıyoruz. 39.50. Bu seviyelerin üzerine atmamız lazım saatlik grafikte. Yine çizimleri şöyle kaldıralım. Değerli dostlar, burada bakın kendine bir destek hattı bulmuş durumda. Kaç, hemen orayı da işaretleyelim. Evet. 38.06. 38 destek bölgesi olarak takip edilebilir değerli dostlar. Bakın 38 bandı. Saat grafik üzerinden bakıyorum. Sasa'da bakın şu bölge destek olarak kabul edilebilir. Bu bölgeden bir hareket yukarı doğru tekrar gelebilir. Şöyle bakın takip ediyoruz. Bir düşen çizgimiz var. 38'den tepkisini alıp yukarıda bakın şu bölgeler 3 aşağı 5 yukarı 39.50 bantları değerli dostlar kırılır ise güzel bir atağı da görebiliriz. Şu anda bir sıkışma hakim bu bölgede, bakınız. Bu bölgede bir ayı boğa savaşını görecek gibi saatlikte 38'in üzerinde 39.50 ve kırılım sonrası tekrar yeni bir zirve, yeni bir tepeye doğru yol alabiliriz değerli dostlar. 38 destek noktamız. Bu destek kırılır ise bu sefer devreye şöyle bir görüntü çıkıyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Ters fincan kurt, bakınız. Dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. 38'lerin altında bakın şöyle bir görüntü. İlk etapta kurt derinliği kadar bir geri çekilmeyi görebiliriz. Bu da bizleri 35-50'lere kadar getirebilir değerli dostlar. 38'in üzerinde pozitif diyebiliriz ama altında sıkıntı yaşayabiliriz. Evet. Diğer hissemiz TGSAS. TGS dış ticaret. Bu da Sasavari bir düşüş yaşadı. Arkadaşlar şimdi şuradan saatlik bazda bir Fibonacci değerimizi alalım. Bakalım kaç yapacak şu şekilde. Yani 20.75, evet değerli dostlar, 20.75 üzerinde Fibonacci anlamında bir toparlanma görebiliriz. 20.75 değerli dostlar. Şöyle büyütelim. Bakınız arkadaşlar, bu sert yükselişler ve düşüşler sonrasında bakın şu şekilde. Sağa doğru bakınız, sağ alta doğru bir meyillenme olarak bir iniş sağlıyor isek, bakınız şu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan bir toparlanma gelme olasılığı
söz konusu olabilir. Bakın dikkat edin. Bir iniş var. Böyle sürekli sağa doğru meyilli, sağa doğru meyilli, meyilli ne yapıyor? Hareket ediyor. Bir düşüş ama sağ tarafa da ne yapıyor? Yöneliyor. Bakınız buradan bu yönelme devam ediyor. Yani şu şekilde bir hareket, geri çekilme. Buralarda bakın şu bölgede bir dip oluşumu gerçekleşebilir. Bakınız gerçekleşebilir diyorum. İhtimalli konuşuyorum arkadaşlar. Kesinlik arz etmez. Onun için sizin yapacağınız burada kendinize destek noktaları kabul etmek. 1. 18.50 buranın artık ana destek noktası. 18.50 ana destek noktamız. Evet 18.50 ana destekli takip ediyoruz. Ve şöyle de bir düşen bakınız çizgimiz var. Şimdi değerli dostlar ihtimal dahilinde yine bu bölgenin test edilme olasılığı yüksektir diyorum. Yine teknik anlamda bakınız. Test 1. Test 2. Bakınız yöneleyip aşağıda vurabiliriz ama niyette bu bölge bir şekilde test edilir değerli dostlar. Evet bu bölgeyi bir şekilde test edebilirler. Önemli olan bu kırmızı çizgimizin kırılması. Bakınız. Ama ben esas olarak aldığım husus her zaman eğer sert bir düşüş yaşanmış ise bu sert düşüş sonrası oluşan dipleri takip ederim değerli dostlar. Çünkü bu dipler bizim koruyucu unsurlarımız. Bu dipler bizim oyuna dahil olup kendimizi koruyacağımız noktalar ki bakınız burası oldukça ideal bir dip noktası. 18.50 destekli takip edilebilir değerli dostlar. 18.50 üzerinde pozitif değerlendirilebilir. Evet 4 saat bakalım TGS'ye. Evet 4 saatlikte de bakınız RSI'ımız, MACD indikatörümüz yukarıya gitme gayreti içerisinde. Bu da oldukça güzel arkadaşlar. Bakınız buradan hareketimizi de aldık. Tepkimizi aldık. Umarım bir test daha yapar ve buradan yukarıya verir arkadaşlar. Yani şöyle baktığımız zaman bir test daha bu bölgelerden yukarıya şu şekilde bir hareket beklentisi söz konusu olabilir. Ama şartımız nedir? Şu sarı bölge 18.50'nin üzerinde tutunduğumuz müddetçe değerli dostlar. Bakınız 18.50 bu hissenin ortalama destek bölgesi. Yine EMA 5 ve 21 kesişmesinde yine takip edebiliriz. Hareketli ortalama anlamında değerli dostlar. Bakın şimdi şunu da söyleyelim. Bakın hareketli ortalamalarda yani sert bir hareket yaşanmış. Bakın buradan buraya değil mi arkadaşlar? Yani 9 TL'den gelmişsin 38-40 TL'ye artık kaç ise şöyle bakalım. Şimdi bu yükseliş sonrası arkadaşlar. Bakın hareketli ortalamalarda kesişme meydana geldiği zaman burayı terk edeceksiniz. Bakın ilk sinyali burada veriyor. Daha sonra şurada kesişti. Ya bırak burayı artık yeter. Yani ben hiçbir zaman için şu mantığı anlamış değilim arkadaşlar. Yani bu şekilde yapan arkadaşlarımız yanlış anlamasın. İyi niyetine söylüyorum ya. Bu hisseye buralarda girme. Burada girme. Hadi buralarda ben risk görürüm teknik anlamda ama. Ya şu hisseye gelip de bu noktada çakılmak. Yani akıl alır gibi. Benim oyun stratejimde bu yok arkadaşlar. Kesinlikle bir hisseye de genelde tepeden yakalanmak. Böyle bir oyun planı olamaz arkadaşlar. Dipten girersin. Ana desteklerden girersin. Şu oluşumda bakın şu bölgede de girebilirsiniz. Bakın şurada bir filamavari bir görüntü. En azından şu boy kadar yukarıya gitmiş mi? Gider mi? Gider. Gitmiş. Bunu artık hedefine de geldikten sonra buradan çıkacaksın. Ya burası bir oluşum. Bir hedef noktası, hedefine varmış bir durumda sen gelip burada bu hisseye girebiliyorsun. Yani ben anlamakta zorlanıyorum. Hareketli ortalama 5.21 de burada kesişmiş, olay bitmiştir arkadaşlar. Şimdi takip edeceğimiz nokta bu 5 ve 21 kesişmesini beklemek. Hocam ben beklemek istemiyorum, önce davranmak istiyorum diyorsan da 18.50'yi şu bölgeyi mutlaka kendine destek noktası yaparak yol alman gerekir. Evet, durum bu şekilde. Şimdi Duyo Boya'ya bakalım. Orada durum nedir? Evet, Duyo Boya'da zirvelerdeyiz arkadaşlar. Bir katlamaya gider miyiz yoksa buradan döner miyiz? Şu anda dönmüş durumdayız. Dikkatli olmakta fayda var.
MACD indikatörü her an satışa gelebilirim diyor. Hacimde bir azalma söz konusu. RSI 70 bandında takılı kaldı. 3 defadır deniyor, geçemiyor değerli dostlar. Dikkat edilmesi gereken bir nokta 17.64 bandı üzerine atmamız gerekir arkadaşlar. 17.70'lerin üzerine atmamız gerekir. Bu bölgenin üzerine atamadığımız takdirde geri çekilmeler söz konusu olabilir. Evet, şöyle bir derinliğimiz var. Bu bölge aşılmalı değerli dostlar. Bu bölge aşılmadan yol almanın hiçbir anlamı ve önemi yoktur. Yol alamayız. Evet, net bir direnç noktasıyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Burada bakın olası bir geri çekilme noktası olarak şu bölgeyi ben değerlendirebilirim. Yani bir yukarı yönlü hareket oluşacaksa da değerli dostlar, birincisi 17.70 kırılmalı. İkincisi bir şöyle kulp kısmı da yapması takip edilebilir, beklenilebilir. Onun için de bir geri çekilme en azından şu kısma kadar olabilir. Veyahut da ana desteğe kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir değerli dostlar. Sırasıyla bu destek noktalarını belirtelim. 15.90 değerli dostlar. 13.50 bantları, hatta şunu biraz daha çıkalım, 13.80 bantları sırasıyla bu noktaları destek noktası olarak kullanabiliriz. Duyu boya da sınırdayız. Direnç noktasındayız. 17.70 geçilir ise de bu derinlik kadar yukarıya yolculuk söz konusu olabilir değerli dostlar. Evet, Global Yatırım Holding'e hemen ona da bakalım. Yine katıla dahil olan arkadaşlarımız tarafından sorulmuş olan bir hisse. Şimdi şu major tepeleri çizelim. Ve yine major dip noktalarını çizdiğimiz zaman bakınız bir sıkışmanın yine hasıl olduğunu görmekteyiz değerli dostlar. Grafiğimizi sıfırlayın. Bu alan içerisindeki konumuz nedir? Hemen ona bakalım. Değerli dostlar, burada bakınız. Ana sıkışma içerisinde bir düşen kırılımı geldiğini görüyoruz. Bakınız şu bölgeden bir düşen kırılımı gelmiş. Teknik olarak şu üst banda kadar bir atağımız gelebilir arkadaşlar. Yani 6.05-6.10 seviyesine kadar bir atak gelebilir ihtimal dahilinde. Ama dikkat edeceğimiz husus bakınız şu seviye olacak arkadaşlar. Burası önemli. Daha önceki merkezi dip noktaları bizim için direnç noktası haline gelebilir. Sarı bölgeyi takip edeceğiz. Yani o da 3 aşağı 5 yukarı arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman 5.83-5.80 seviyelerin üzerinde pozitif değerlendirilebilir. Ama altında geri çekilmeler olasılık dahilinde yer almaktadır. Evet, Global Yatırım Holding'de ana majorda bakınız bir daralma, bir sıkışma. Bu major bölgesi içerisindeki son dönemde bir düşen kırılımı var. Ve bu düşen kırılımı umarım bizi zirvesine, bakınız major direnç noktası zirvesine taşır. İşte bu da şöyle baktığımız zaman 6 bandının üzerine denk gelebilir ilk etapta. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyelim. Bakınız ana destekler çalışıyor ise buralarda oyun planınızı kurmanız, ana destekler, dirençler çalışıyorsa burada oyun planınızı kurmanız lazım. Ana destekler çalışıyor değerli dostlar. Ana direnç noktamız ki bakınız 3 destek 2 direnç. Burada 3. bir direnci yaptırıp bakın şu şekilde el kırılım gelmez ise tekrar geriye salabilirler arkadaşlar. Bu nokta önemli. Burada bir miktar daha yukarı gidebiliriz ama ana dirence takılabiliriz. Bu ana dirence takılır isek de geriye bir gevşeme olabilir arkadaşlar. Burada ana direnç kırılır ise ciddi bir potansiyeli de beraberinde getirebilir. Onu da söyleyelim. Yani şu ana direnç kırmızı çizgimiz yukarıdaki bir şekilde kırılır ise bu hissede güzel atakları görebiliriz değerli dostlar. Evet, ama kırılmaz. Buraya kafayı vurup geriye döner ise de bir ana desteği yine yoklayabiliriz. Evet, indikatörlere baktığımız zaman MACD indikatörü henüz SAT'ta değil ama her an bir bükülmeye gidebilir aşağı doğru. RSI ve MACD indikatörüne baktığımız zaman bir müddet daha gidiş, yukarı doğru gidiş potansiyeli barındırdığı söylenebilir değerli dostlar.
Evet. Arçelik'e bakalım. Arçelik Arçelik 4 saatlik grafikte baktığımız zaman değerli dostlar indikatör anlamında negatif bir görüntünün hakim olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir geri çekilme potansiyelini barındırıyor diyebiliriz indikatör açısından. Hacimde bir azalış söz konusu. Şimdi değerli dostlar burada baktığımız zaman yine zirve noktalarındayız. Bakınız HEK'in şöyle yaptığımız zaman bakınız HEK'in aşı üzerinden baktığımız zaman kırmızıya dönmüş durumdayız. Normal grafiğimize getirdiğimiz zaman bakın değerli dostlar bu bölgenin altı riskli. Evet. Bir geri çekilme olabilir. Arçelik'te yukarı potansiyeli için değerli dostlar bakınız şu bölgenin sarı bölgenin aşılması lazım. Bu sarı bölge aşılamaz ise aşağıdaki alt sarı bakınız devreye girebilir. Şimdi nereye yakın isek o bölgeyi alım ya da satış noktası olarak değerlendirmekte fayda var. Yakın olduğumuz bölge aşılamıyor ise direnç noktasında aşılamıyor ise buradan satışlar gelebilir. Aşıldığı takdirde hacme de bakarak alım yönünde pozisyon alınabilir. Yine destek bölgesine yani şu alt bölgelerde indikatörler ve hacimler eşliğinde alımlar yapılabilir. Yine bakınız alt bölgelerin indikatörlerine bakalım değerli dostlar. Örneğin şu bölgede RSI bir dip oluşumu ve kırılımla beraber yukarıya. Bakınız yine bu bölgede RSI'da daha yukarıda dipler destekliyor. Bakınız şu dibe bakalım. Hem MACD indikatörünün alım yapması hem RSI'daki bakın şu hareketler güzel. Aynı şekilde tepede baktığımız zaman MACD indikatörünün burada satışa geldiğini bakınız. MACD indikatörü satış bölgesinde. Aynı bölgede MACD indikatörü satış bölgesinde. RSI'da tepelerde 70 bandına yakın yerlerde seyir ediyor. Yani bir geri çekilme potansiyeli söz konusu diyebiliriz değerli dostlar. Şöyle baktığımız zaman fiyat etiketi anlamında yapıştıralım şu bölgeye. $35.90 bandının üzerine atmamız gerekir arkadaşlar. Dikkat edelim. Hareketli ortalamalardan 5 ve 21'de her an satışa gelebilir. Evet. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Katıla dahil olarak desteklerinizi sunabilir. İstediğiniz hisse emtia kripto para paritesinde sorabilirsiniz. Yine Binance Borsası referans linkimiz hemen videonun altında yorum kısmında yer almakta. Bu linke tıklayarak da 7/24 kripto para alıp satım işlemini hem long hem short anlamında da yapabilirsiniz değerli dostlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.